Şafak Pavey cezaevine girmiş. Şafak Pavey cezaevine girmiş. Alman ajana yanınızdayız mesajı vermiş. Oradan aldığı edindiği izlenimleri Die Welt'e göndermiş. Böyle bir ilişki kurmuş. Dün de biliyorsun Frankfurter Allgemeine Zeitung yazdım. Neydi demek? Ha, Deniz Yücel'i ilk soran isim Enis Berberoğlu diye. CHP yöneticisi. Bu adamların ilişkisini de bu şekilde göstermiş olalım. Bu CHP'nin de bu tavrını anlamış değiliz arkadaş ya. Bunlar böyle, şimdi bu gidiyor buradan. FETÖ ve PKK yandaşlarına fırsatta sahip çıkan CHP'liler diyor. Doğru. Diğer taraftan da mesela bu versiyonu, Şafak Pavey versiyonu böyleyken Sezgin Tanrıkulu versiyonu da var mesela. Şimdi CHP'de Sezgin Tanrıkulu'nu da söyleyeyim. CHP'de Avrupa'daki aksiyonları bunlar. Şu anda bunlar. Da Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal ve Barış Yarkadaş Deniz Yücel'in duruşmalarını takip etmekle görevlendirilmişler. Tabii, tabii. Yani CHP yani delegasyon olarak heyet olarak Almanya'nın şerefini kurtaracaklar. Deniz Yücel duruşmalarını Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Barış Arkadaş üçü takip ediyor. Enis Berberoğlu ilk soruyor. Şafak Pavey cezaevini ziyaret ediyor. Tabii. Almanya'nın onurunu kurtaracaklar sağ olsun. CHP'nin şu an işi bu. Yani peki bütün bu fotoğraf karesine girmeye teşne diğer adamları nereye koyacağız? Ben onu merak ediyorum. Abi şimdi nereye koyarsan koy da bir tek bir mesele var. Aslında bu mesele geniş kapsamda baktığın zaman bu sadece Şafak Pavey ile biten bir iş değil. Bak burada da şu anda mevzu oraya geldi. Hazır gelip de bir partiye vurayım diye söylemiyorum ha. Ya benim en çok bana dokunan şu. Arkadaş bunu hani elin almanı yapıyor. Değil mi? Soykırım yapıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Bunlar aynı zamanda ne yapıyorlardı hatırlıyorsun? Der Spiegel'in manşetlerinden. İşte faşist Erdoğan bilmem ne, bunlar manşetler attılar. İşte. Kahrol git gelme. Şimdi ben şimdi çıkacağım burada mesela yapsam kimse kınamasın arkadaş. Mütekabiliyet esastır. Ben burada manşet çıkacağım. Nazi diyeceğim, bağıracağım. Hatta Merkel'in yanına bir tane Himmler fotoğrafı, bir Hitler fotoğrafı. Sağda Himmler, sağda Hitler koyacağım. Göstereceğim arkadaş. Mütekabiliyet esastır. Adamı kadın ne yaptığını biz görüyoruz burada. O zaman bize diyorlar ki. Biz Alman'a ne yaptık? Der Spiegel'in yaptığı şeyi sen yapma. Ayıp. Arkadaş şimdi şu var. Sen şimdi. Ondan ne farkın kalır falan diyorlar. Alman medyası yıllardır yapıyor bunu. Alman medyası yıllardır. Sen Türkiye'ye karşı hasmane. Türkiye çıkartıyor ya. Özel ek çıkartıyor ya. Tepineceksiniz yani. Ben de burada susacağım öyle mi? Senin bu Nazi propagandana ben de susacağım. Zaten bunu Almanlar bu şekilde. Bunların tinetinde var bu. Bunlar zaten daha önce yaptıkları da şey buydu. Almanya'da gazete manşetlerinde Yahudilerin Almanya'ya ne kadar çok zarar vereceklerini. Aslında Yahudilerin bir düşman ve fesat bir ırk olduğu konusunda haberler yapıp gazetelerde basıp ondan sonra kapılarını işa etleyip işte bunlar Yahudi deyip bunu yapan Almanya sensin, senin kökün bu. Ve bize bunu gazetelerden yutturmaya çalıştılar. Bu alçaklar. Yaptılar bunu. Ben de bunu söyleme hakkım var kardeşim. En azından Cumhurbaşkanı çıkmış arkadaşlar demiş ki sen bu despotizmi bana şeyi hatırlatıyorsun. Bana her şey seni hatırlatıyor. Bana her şeyi Nazi'yi hatırlatıyor. Başka bir şey hatırlatmıyor. Kusura bakmasınlar yani. Bize şu anda yapmış olduğu şey düşmanlık resmen bir Nazi düşmanlığı. Bence artık Almanya söyleyebilecek son kere, son nokta ve doğru. Şu Almanya ile ilgili diplomatlarımız bir cümle daha söyleyeyim, sonra diğer konularımız var, onlara geçeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan gider mi gitmez mi bilmiyorum. Gitmek istersem giderim dedi ya. Ben bir yurttaş olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 80 milyonluk kişiden biri olarak söylüyorum. Tayyip Erdoğan o Almanya'ya isterse, canı isterse dombura dombura gider. Kimse de onu durduramaz kardeşim. Net budur yani. Ya mesele şu var biliyor musun? Ben ona söyleyeyim. Çünkü yani, Almanya'da domburanın da çalınmasını istemeyenler vardı. Onu durdurmaya, engellemeye çalışanlar vardı. Dombura dombura gider. Yani demin aslında tam pat diye.